Peylan gibi. Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Boyraz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Burhak Dağları'nda kucak dolu sevgiler gönderiyor. Arkadaşlar bugün çok yoruldum. Niye yoruldum? Dün akşam saat 5'te yağmur başladı. Demin 2'ye kadar yağıyordu hiç durmaksızın böyle yavaş yavaş. Ortalık bataklık oldu. Bu yağmur beklenen yağmurdu. Gelmesi gereken yağmurdu. Çünkü ekinleri toprağa attığımızdan bu yana hiç yağmur vurmadı tarlalara. Böyle göstereyim. Geçen sene bu zamanlar tarlalar yepyeşildi. Bu sene ise daha tohumlar patlamamış işte. İnşallah Allah nasip ederse bu yağmurla birlikte tohumlar da patlayacak. Ve İsrail'de güzel, bereketli bir sene olur. Koyunlar da gördüğünüz gibi yer ıslak. Bir sağ ediyorum, bir sol ediyorum. Bir sağ ediyorum, bir sol ediyorum. Üstümüzü 2-3 kere sis bastı. Sisten çok korkuyorum arkadaşlar. Çünkü sis çok tehlikeli bir şey. Koyunun arkasının önünü göremiyorsun. Ben güya dedim, bugün uzak yere gitmeyeyim. Köyün karşısında dolu molu yağar, kar mar yağar. Eve hızlı ulaşayım diye. Dün akşam da dağda geldikten sonra saat 5'te. 5'te gelmedim. 5.30, 6'da ıslandım da. Biliyorsunuz evde doğuran koyunlar var kuzularla birlikte. Gece biraz çay yemek yedikten sonra gittim onlarla ilgilendim. Yemine, suyunu, aç olanları doyurdum. Saat 8.30'da evde çıktım, ahırda köpekler ulumaya başladı. Karu zaten zincirde, çomara çökmesin diye. Diğer hep birlikte ulumaya başladılar, köpekler susunca. Bu tam bu sivri kaya, yani biz buna zınarı hırçe diyoruz. Ayı mağarası diyoruz bu bölge. Zaten burada en son koyunlara saldıran 5 kurt vardı. Önce tek tek kuzuyu vermiştim. Şu dağın dibinde. Tam şu dipte bir kuzu vermiştim. Bunlar bu bölgede meke. Her zaman kuzunun etini de bu bölgeye taşıyıp buraya götürüyordu. Yani yuvası bu kayalıkların arkasında. Oralar çok çetin yerler. Koyunların rahatça gireceği bir yerler değil. Çetin, kayalık, uçurumlu. Yuvası tahminen oradaydı. Ve kışa gireceğiz. Halen bu bölge daha önce de 2-3 kere uludular burada. Ama dün akşam net bir şekilde bayağı bir 10 dakikaydı uluyordu. Köpekler de karşılık veriyordu. Geri uluyorlardı. Onlar herhalde köpeklere meydan okuyordu. Köpekler de onlara meydan okuyordu. Bu bölgedeydiler. Halbuki dün de bugün pazartesi, dün pazardı. Burada avcılar ne kadar mermi sıktı. Demek ki nereye gidiyorlarsa inlerine mi giriyorlar, kaçıyorlar mı? Saklanıyorlar. Tekrar gece çıkıp bir araya gelip uluyorlar. Ben de bu bölgeye geldim yani. Bu 5 kurdun olduğu yere. Yanımda çomar var. Duman gelmemişti. Evde ben ne kadar çağırdım gelmedi. Dedim duman gel. Karoyu getirecektim. Sistir çomara çöker möker diye. Hayvana zarar vermesin diye. Karhun olması burada gerekiyordu. Ama çomara zarar vermesin diye onu göze aldım. Çomarla da konuştum dedim. Bu kurtlar dün burada uluyordu. Dün akşam çomar da 2-3 kere uludu. 2-3 kere de havladı. Eskide
İnsanlar derlerdi, uluyen köpek iyi değil, kötüdür, kurtlarla şey yapıyor. Zaten sonradan anladık ki köpeklerle kurtlar aynı familyede, aynı aileden ve birbiriyle sohbet ediyor herhalde. Ne bir sohbet, nasıl bir sohbetse bilmiyorum. Koyunlar hava ıslak. Zaten bizim koyunumuz çok yavaş yayılan bir koyun değil. Yağış olduğu zaman da iyice beni yoruyor. İşte arkadaşlar, sis 2-3 kere üzerime girdi. Koyunları köyün tam karşısına, ahırın karşısındaki kayalıklara sıkıştırdım. Orada tek başına Ali de Elbistan'a mı gitmiş, nereye gitmiş? Yağmurdu, bütün gün geceden beri yağıyor. Hayvanlar aç kalmasın diye girdim. Çomar gidiyor. Çomar korktuğum bölgeleri taramıyor. Kafasına göre koyunun aşağı tarafında hareket ediyor. Yani 18-19 yıldır yaptığım tecrübeye oranen baktığımda Çomar biraz arkadaşlar kurdu ve daha anlamıyor, bilmiyor. Yani sürü yayılımında nasıl hareket edeceğini bilmiyor. Hayvanın neresini hesaplayacağını bilmiyor. Halbuki sabah güzelce karnını doyurdum. Ekstra doymadı diye biraz ekmek verdim. Dedim iyice doysun. Özgüven, kafasını okşadım, sevdim. Özgüvenli olsun dedim. Ama normalde şimdi mesela karoyu getirmiş olsaydım hep koyunun üst tarafında hareket ederdi. Koyunun üst tarafında hareket edip koyunu takip ederdi. Gözlemlerdi. Çomarda öyle bir şey yok. Hep koyunun aşağı tarafı. Yani bir nevin böyle evde bağlanmış bir davar köpeği. Evde bağlanmış bir köpeği getirirsin. Dersin benimle dağa gel, gezmeye gidelim. Aynı o şekilde hareket ediyor. Bu da güvenmememe sağlıyor. Eğer güvenirsem kurt çok rahatça koyunu kaçırır. Çünkü olması gereken yerde olmuyor. Dün köpekler dövüştü arkadaşlar. Çomarla şey. Yani ne yapsam, ne etsem, saklasam, şey yapsam o dövüş olacaktır arkadaşlar. Niye? Çünkü ondan sonra hiç dokunmadı, yanına bile gitmedi. Zaten Çomar da hep kuyruğunu kastırdı, dedi abi ben yaptım sen yapma gibisine yaklaşmadı. Şey yapıyor, dokunmadı. Eskisi gibi çok diklenmedi artık o kavgadan sonra. Bütün yorumları siz görmüyorsunuz arkadaşlar. YouTube filtreliyor, bana gösteriyor. Eğer ben yoruma beğeni izin verirsem gider. İşte biri yazmış. Utanmıyorsun, kocaman adamsın, köpekleri dövüştürürsen. Ben köpek dövüştürmüşüm. Ben çobanım, ağzımızda ayaklarımızın altı hamur gibi olmuştu dağlarda. Kurttan korkuyoruz. Koyunu toparlamaya çalışıyoruz. Tek bir adamım. İşim gücüm yok. Köpek dövüştüreceğim. Sana da izleteceğim. Sen göreceksin. İnsan bazen böyle, biri de yazmış. Abi sen çoban değilsin. Koyunlar yürüyor, sen yürüyor. Ne yapak işte. Mera'ya götürüyoruz. Yürütüyoruz ki gitsin değişik meralara gitsin. Yayılsın. Otun olduğu yerde. Şuralarda ot var mesela işte. Bir ileri şu uca kadar gider. Yavaş yavaş orada çevirir. Yavaş yayılır artık. Durur, yayılır. Hayvandır, yürüyor. Kamerada biraz hızlı gözüküyor ama o kadar hızlı da hareket etmiyor. Dağılan koyun hızlı yürümez, yavaş yayılır. Toplu olursa hızlı hareket eder. Çünkü birbirinden kaçar. Aynı 400-500 insan da bir araya getir. Bir araya dağılır. Herkes köşesine gider. Yani hayvan psikolojisi. Tek gidip
onun yediği otu başkası yemesin. Onun gördüğü otu başkası görmesin diye öyle yapıyor arkadaşlar. Sis çekildi. Zaten Salavan Dağı'nın başına da kar yağdı. Salavan'ın başına, Nurhan'ın başına kar yağdı bu yağmurla birlikte. Güzel oldu. Bunu da sizinle paylaşayım dedim. Ünlü çevirdim, kırdım. Bağırdım. Korkuttum. Ama yok. Islaklık da var, çamur da var. En az şu çamın aşağısından buraya 150 metre var. 150 metre yokuşu koşturarak çıktım. Ki şu üsttekini korkutayım dönsün. Bu kayaların içinde gidiyor, durmuyor. Arkadaşlar bir ot var, akıl hayal işi değil. Akıl hayal işi değil. Müthiş şu çukur var ya. Derya deniz koyun yatağı. Eski de koyunları yatırdı yerdi. Güpre yeri bir ot var. Hayvanda görgüsüzlük var yani. Yeşil ot olunca bu çıldırır. Doğada yeşil ot olursa hiçbir şekilde kuru otu yemez. Sabahtan akşama da doymaz, durmaz. Yoksa şimdi kuru ot tek olsa yeşil ot olmasa 2 saat, 2,5 saat yatar. Şey yayılır, geri yatar, geviş getirir. Yavaş yayılır, hareket etmez. Yeşil ot çıldırtıyor. Yani hayvan kaçabildiği kadar yeşil otar. Halbuki dursa önündekini, arkasındakini şöyle kayaların içi yeşil otla dolu yese karnı doyar hızla. Birazdan kurtlardan bahsedip, kurtlar bu tepelerde beni büyük ihtimalle izliyorlar. Bazen bağırıyorum, çağırıyorum. Uyuyor gör diyorum ki inmesinler aşağıya. Koyunlar karnını doyursun, biz kaçalım. Yoksa çünkü nerede biliyorum, ben bir kere geçen sene değil önceki sene burada gene yayıyordum. Bizim mahallenin gene bu seneki keçiler vardı. Onlar sürüyü terk ediyorlardı. Sürüyü terk ediyorlardı. Burada yaydım. Yağmur yağıyordu. Sonra şu diplere kadar indim tarlaların üstüne. Keçiler de tam buralardaydı yani. Bu şimdi olduğum yerde yayılıyorlardı. Ben aşağıda hep bakıyordum. Sis bazen geliyordu, üstüne gidiyordu. Bakıyordum. Bir baktım ki iki tane kurt. Keçiler kovalıyorlar tabii. Keçiler aşağı doğru böyle bana doğru kaçıyorlar. O zaman da benim o emektar Mickey'm vardı. Kaybolan Mickey gebeydi. Hayır. Koyunlar yandaydı. Bağırınca Mickey de havladı 2-3 kere. Tabii ki gördü bu tarafa doğru gelene kadar. Hayvan ağır gebeydi. Tam bu dere yatağından, bu dere yatağından mağaranın dibinden çıktılar. Akşam üstü de oluyor. Koyunlar da akşam üstü olunca yere yapışıyorlar. Önce pek gönlü yok yayılmaya. Sonra yayılıyorlar. Halbuki mantıklı davransalar ilk geldiğinde yere yapışsalar hızlıca doya basa doyarlar. Sebep de bu yeşil otun olmazsa, yeşil ot olduğu için onu koşuyorlar. Onu ne kadar yerlerse yesinler. Doyma gibi bir itibarları olmuyor. Yedikçe yiyorlar, yedikçe yiyorlar ama doymuyorlar. Sabahtan akşama yayılıyor. Bizim dağlar da öyle otsuz meralar değil, kötü meralar değil, süper meralar. Harika otlar var.
Harika yayılım var. Ama akşamüstüyle hava güzel oldu ama kapalı, bulutlu, güzel yağmur yağdı. Süper bir yağmur yağdı. Üff.